Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı bamya yemeği yaptım. Çocuklarım bamya yemeğini sevdiği için sıklıkla yapıyorum. Sizlere de püf noktalarıyla anlatacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederek iyi seyirler dilerim. Yemeğimiz için 80 gram kadar bamya kullanacağım. Güzel bir bamya yemeği için ilk püf noktası Bamyanın üstündeki tüyleri çıkarmak. Bunun için de ovalayarak bamyanın üstündeki tüyleri çıkarıyorum. Hazırladığım bamyaları kaynayan suyun içine atarak haşlıyorum. Burada üç buçuk su bardağı su kullandım. İçine 1 yemek kaşığı kadar sirke ve 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu ekliyorum. İkinci püf noktası da sirke ve limon tuzuyla haşlamak. Bu şekilde haşlayınca bamyalar sürmüyor ve daha diri kalıyor. Bamyalar haşlanırken ben yapmaya başlıyorum. Tencereye bir çay bardağının üçte biri kadar zeytinyağı ekliyorum. Üstüne doğranmış bir orta boy soğan ve 5 diş sarımsak ekleyerek kavuruyorum. Kavrulan soğanların üstüne doğranmış bir kapya biber ve 4 tane sivri biber ekleyerek yine kavurmaya devam ediyorum. Hepsini güzelce kavurduktan sonra üstüne bir tane domates ekliyorum. Ben dondurucuda domates olduğu için onu kullandım. Açıklamalar bölümüne de domatesi hazırlama videosunun linkini ekliyorum. Yine hepsini karıştırarak kavuruyorum. Domatesler yumuşayınca 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçalar tuzlu olduğu için tuz kullanmadım. İsterseniz tuz ekleyebilirsiniz. Salçayla da biraz kavurduktan sonra üstüne 4,5 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakıyorum. Ekleyeceğiniz su bamyanın cinsine ya da haşlanırken az ya da fazla haşlanmasına göre değişebilir. Bunu göz önünde tutarak su eklemenizi tavsiye ederim. Yemeğin suyunun kaynamasını beklerken haşlanan bamyaların suyunu süzdürüp soğuk suya tuttuktan sonra ipinden çıkarıyorum. Bamyaları 15 dakika haşladım. Bamyalar pişmiş değil, sadece birazcık haşlandı. Bamya yemeğin suyuyla birlikte pişince bamya yemeği daha lezzetli oluyor. Bir püf noktası da buydu. O yüzden bamyayı pişecek kadar haşlamıyorum. Bu arada kanalımda etli kuru bamya, nohutlu bamya ve taze bamya yemeklerinin yapımıyla ilgili videolar da var. Linkini açıklamalar bölümüne ekliyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yemeğin suyu kaynamaya başladı. Şimdi bamyaları yemeğin suyuyla pişmesi için kaynayan suya ekliyorum. Bamya narin bir sebze olduğu için bamyaları ekleyince fazla karıştırmıyorum. Bir püf noktası da buydu. Sonra üstüne yarım limon sıkıp tencerenin kapağını kapatarak bamyalar pişene kadar pişiriyorum. yemeğimiz hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.